Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi bir çarşamba sabahı. Mutlu, sağlıklı inşallah. Bugünkü sohbetim benim emekliliğime yakın yıllardaki, yani 1990'lı yılların ortalarında ülkede başlayan bir değişim fırtınası. İngilizce kelimenin iki manası varmış. Biri değişim demekmiş, biri fırsat. İşte bu akıma, rüzgara kendini bırakan özellikle büyük holdingler bizimki gibi bu tip çalışmalara yönlenmiş. Koç Holding içinde de böyle bir grup kurulmuş. Ayrıca da her şirketin içinde bu işle ilgili elemanlar ayrılmıştı. Yani böylece bir de ayrıca düşünün yabancı danışmanlara da para ödenmeye başlamıştı. Sanki boklarında boncuk varmış gibi. Ben bu işin tamamen karşısındaydım arkadaşlar. Yani uygulayıcı insanlar arasında olduğum için bana çok manasız ve sıkıntılı gelirdi. Onun için de çok ellemedim. Fakat gerek gümrük birliği, gerek AB'ye giriş için bu kalite standartlarını öncelik olarak tutanlar bu işe can simidi gibi sarıldılar dostlar. İhracat hele yapıyorsanız kalite standartları çok önemli oluyordu. Bizim de tabii özellikle sınai parça ve ürün ihraç ettiğimiz özellikle Almanya, Fransa benzeri ülkelerde bu işlevi yerine getirebilmek için biz de bu standartları sağlamak için uğraşmaya başladık. Amerika'da da kalite beklentisi en az Avrupa kadar olunca bu iş hani affedersiniz bir yerde boku çıktı. ISO kalite belgesi almak zorunlu oldu. Bu nedenle bugünkü hani sonra kaldırılmış olan dershaneler vardır ya, aynı onun gibi yabancı firmalar türedi. Onlar geliyorlar, şirketinizi denetliyorlar, size kalite belgesi veriyorlar. Şimdi bu belgeyi vermek için şirketlere gelip denetim yapacak firmalara muhatap olacak şirket personeli de seçildi. Ancak zaman içinde değerli dostlar, bu arkadaşlar kendi işlerini o kadar benimsediler ki ve tam affedersiniz Türkiye yakışır şekilde kendilerini şirketten üstün görmeye başladılar. Yani sizin yaptığınız üretim nedir, bilmem nesi nedir, esası olan biziz gibi bir yani yapıya büründü insanlar. Öyle bir insanlar ben tanıyorum ki kardeşim kendilerini şirketin üstünde görmeye başladılar. İşin bok yanı, yani esas işi yapan yani bizim gibi icraat insanları da bu denetleme korkusu ile piyona döndü. Yapılanlar unutuldu. Hedef ISO kalite belgesi oldu. Ancak bir süre sonra özellikle bizim üstümüzdeki yöneticiler gerçeği gördüler ve yeter artık dediler. Yetti kardeşim, yetti. O zaman da işte o ISO sorumluları bas geri yaptı. İşler de bir miktar regüleye girdi. O günkü o ISO baskısını düşünüyorum da ben bugünkü siyasi yapıda da bir yerde aynı tutturucu baskıyı görüyorum dostlar. Ya ülkeyi yönetenler çözülmesi gereken dünya kadar problem varken tüm insanları ülkenin bir motive uydurmak için çalışıyorlar. Yani bir yerde
Yani her hep onların dediği olacak. Herkes onların izlediğini dinleyecek. Yani istediği gibi giyinecek. Yaşayacak. Şimdi mesela bu yerlerde tepki başladı gitti artık sakala diye. Ya insanlar bunalıyorlar ya. Yani çocuk sayısını belirleyecekler. Yani sezergen mi normal doğum mu olacağını onlar söyleyecek. Şimdi açık mekanlarda sigara içilmeyecek. Ama sigaraya zam yapa yapa vergisinden cebe para atılacak. İçki dışarılarda yani fevkalade yasak birkaç yer hariç özel olan yerler. Onun dışında içen evinde içsin kardeşim diye insanları eve zorlayacaksınız. Şimdi sigaralı için galiba tek başına arabada giderken de sigara içince ceza yazıyorlar. Kime ne zarar veriyorsun bilmiyorum. Herhalde o öyle değildir diye düşünüyorum. Yani arabada insan varsa herhalde ceza yazılır. Ama bilemiyorum yani hakikaten de bilemiyorum arkadaşlar. Ama yani ben nasıl böyle düşünüyorsam ancak bir İtalyan asıllı Amerikalı. Hiç onlar gibi düşünmemiş biliyor musunuz? Onun adı Leo, yani nasıl okunur ben de bilmiyorum. Buscaglia. Vallahi okumasını beceremiyorum ama isterseniz size yazılarından birkaç örnek vereyim dostlar. Diyor ki, çoğumuz sayısız saatleri boşa harcayarak kendi rahatımız için karşımızdakileri değiştirmeye çalışıyoruz. Yani rahatımız derken de herhalde kendi düşüncelerimize uygun olarak demek istiyor. Eleştirerek, suçlayarak, çeşitli manevralarla amaçladığımız kişileri istediğimiz kalıba sokmaya çalışıyoruz. Baskı ile karşı tarafı değiştirip yenileceğimizi varsayarsak, o kişiler için haklarımızı kötü kullanan hatta zalim bir tip olur çıkarız arkadaşlar. Ve bu durum genellikle bir yarar sağlamaz. Yani bu değerli kişi 31 Mart 1924 tarihinde doğmuş. Ama bunları söylemesini gerektiren şeye ulaşmış mı diye sorarsanız bence ucundan köşesinden ulaşmış arkadaşlar. Çünkü 1998 yılına kadar da yaşamış. İnsanları kendi istediğiniz kişiliklere, kalıplara sokmaya çalışır iseniz, hayatta tahmin edemeyeceğiniz kadar değişik, iyi demiyor, iyi veya kötü demiyorum ama değişik sonuçlar almanız çok olası. Bunu lütfen bir düşünün, bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Yarın bir başka sosyal sohbette tekrar beraber olmak istiyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum dostlar. Hoşça kalınız.